olarak şey olur. Zaten böyle nefes yapsın, güzel bir şey yapsın, bağla karınla dışarı çıksın, hiçbir şey görmüyor. Yani iyileştirilmeleri açık bir yerde olmaları lazım en azından. Tabii. Bu şekilde zaten hayvanlar ne bekçilik yapabiliyor ne bir şey. Niçin burada duruyor, amaçları nedir, biz onu çözemedik yani. Evet, bu psikoloji bozuluyor. En önemli. En önemli hayvanın psikoloji bozulacak. Ve daha sağlıklı. Ondan sonra köpek suçlanacak, uyutulacak. Biri Rottweiler cinsi iki köpeğin bu derme çatma kulübenin içerisinde hapsedildiği iddia ediliyor. Marmaris Hayvanları Koruma Derneği kendilerine gelen iki köpek kötü bir kulübenin içerisinde hapsedilmiş durumda şeklindeki ihbarı değerlendirerek ihbarda belirtilen adrese doğru yola çıktı. Dernek Başkanı Suna Akın yanında Kedi Rehabilitasyon Merkezi Gönüllüsü Jenny Turkil ve Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Bubilaki ile birlikte Şehit Ahmet Benler Caddesi'ndeki boş bir arazide bu iki köpekle karşılaştı. Şimdi ama eğer psikoloji bozulursa tehlikeli bir köpek olacak. Hem sahibi saldırabilir, hem kaçabilir, başka birisi saldırabilir. Bir çocuk parçalanabilir. Eğitim yapmak lazım. Bu eğitim, bakım iyi olması evdeki lazım. Evdeki oturanlar bilmiyor. Sen fazla bir şey görmüyorsun. Hareketli görmüyorsun. Geliyorlar yemekle. Yemeklerini veriyorlar, sularını veriyorlar, hiçbir şey yok. Ama çıkartmıyorlar. Çıkartmıyorlar. Hanımefendi komşu, her akşam geliyorlar, herhalde temizlik yapıyorlar, belki güzel mama veriyorlar. Ama çıkartmıyorlar bu hapsiden. Kapalı pencere, karanlık az aydınlık var. Ama bağlantı yok insanlar arasında. O zaman bunlar antisosyal köpekler olacak. Rottweiler çok süper bir cins. Dernek Başkanı Suna Ak, köpeklerin sahibini henüz bulamadıklarını belirtirken, Belediye Zabıta Müdürü Ali Bubilaki de akşam saatlerinde ekip göndererek köpeklerin sahibini bulacağını söyledi. Zabıta nöbet tutukları baktırayım. Evet. Evde olduğu zaman sizi yönlendiririz. Tamam. Evet. Kanunda yeri var. Evet. İlçe Tarım biz bunu bildiriyoruz. Zabıta amiri, zabıtalar evet. Ve ilçe tarımdan veteriner geliyor. Tutanak tutuluyor, köpeklere de el konuyor. Bunun cezası da var. Evet. Tabii. Ve cezası var aynı zamanda. 3.000 lira da cezası var. Civarda bulunan vatandaşlar da köpeklerin sahibini tanıdıklarını ancak köpeklere nasıl baktığını bilmediklerini söyledi. Yine o mevkide oturan vatandaşlardan biri kendisinin de av köpeği baktığını söyleyerek köpeğine nasıl bir ortamda baktığını kameralarımıza gösterdi. Ama ava götürme zamanında öyle devamlı değil, ava giderken. Evet, tabii. Hava giderken. Tabii. Arabanın içine koyuyorsunuz, köpekler onun içine koyuyorsunuz. Hatta havalandırmasını bak. Köpek nefes alması gerekiyor. Bol nefes alması gerekiyor. Bak, soğuk almasın diye arkadan açmadım. Dünyada hayvanların içinde sahibine sadık birinci köpek gelirmiş, ikinci at gelirmiş. Ve herkesin bu şekilde duyarlı olarak bakması tercihimiz her zaman için. Hayvanların sağlığı ve mutluluğu açısından. Diğer örnek için ne diyeceksiniz? Vallahi öyle bir yaşantı düşünebiliyorum. Evet. O yani olmaması gereken bir durum. Hayvanların hem psikolojisi de bozuluyor.